Sami Acar. Hanım arkadaşlarınız süsleniyor diyor. Bunun modern Müslümanlık olduğunu söylüyorsunuz. Kalem suresi 37. Şeytan Allah'a sınarım. Yoksa bu konuda ders aldığınız, size ait kitabınız mı var? Yoksa elinizde ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var? Kalem suresi 37 diyor. Tabi Kur'an var elimizde. Doğru. Kur'an'da bu süslenmenin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyoruz. Allah diyor ki ne biçim hüküm veriyorlar diyor. Değil mi? Yoksa ellerinde bir kitap mı? Ben sana soruyorum yani haram olduğuna dair süslenmenin, hanımların bakımlı olmasının haram olduğuna dair bana bir hüküm gösterdi. Ayrıca Allah. Şeytanın Allah'a sınırı mescitlere gireceğiniz vakit ziynetlerinizi takın diye bildiriyor. Canım ben onun doğruluğunu ispat eden ayet gösteririm. Ama o kendi iddiasının doğruluğuna dair bana ayet gösteremiyor. Yani sadece susuyorlar. Evet. Bak aylardan beri, yıllardan beri söylüyorum. Benle ayette konuşun, delil tutsun. Burada nerede bir yasaklama var? Burada seni kınıyor ayet zaten. Seni kınıyor. Nasıl bir hüküm veriyorsun sen? Çünkü yasaklayıcı olan sensin. Sen diyorsun ki hanımların süslenmesi yasak. O zaman Allah sana soruyor. Ne biçim hüküm veriyorsun? Elinde bir kitap mı var? Değil mi? Göster de o zaman. Yok diyorsun elimde. O zaman doğru söylemiyorsun. Nasıl hüküm veriyorsunuz? O zaman getirin kitabınızı diye buyuruyor önce Rabbim. Tabii. Diliniz yalana alıştığı için diyor bak Allah, şeytana Allah'ın bak. Diliniz yalana alıştığı için şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Sen onları Kur'an'a çağırdığın vakit onlar seni atalarına çağırır diyor. Cenab-ı Allah, şeytanlar Allah'a sığınıyorum. Ya ataları bir şey bilmeyen cahil insanlarsa işte alimleri, hocaları gene mi uyacaklar diyor Allah. Evet diyor gene uyacağım diyor.